Merhaba, Gotti Koleji Instagram sayfasına hoş geldiniz. Bugün sevgili diyetisyen Funda Tuzgöl ile beraber olacağız. Evet, Funda Hanım'ı hemen. Size. Merhaba Funda Hanım. Merhabalar Pınar Hocam, nasılsınız? Çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben sevgili izleyicilerimize başlamadan önce hemen bir şey söylemek istiyorum. Bizim konumuz COVID-19 günlerinde ruhsal ve bedensel beslenme. Ve ben yorumları kapatacağım. Çünkü Funda Hanım'ın o güzel gülen yüzü kapansın istemiyorum. Siz sorularınızı o aşağıdaki soru işareti bölümünden sorabilirsiniz. Ben kendisine hepsini yönelteceğim. Vaktimiz kaldığı ölçüde. İyisiniz Funda Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben iyiyim. Yoğun bir şekilde koşturmayla geçiyor günler. Bin şükür. Sizler de sağ olun. Okul olarak da büyük aktiviteler sağladığınız için evde işler karışmıyor doğrusu. Ya çok sevindim. Bize çok değerli vaktinizi ayırdınız. Öncelikle onun için çok çok teşekkür ediyorum. Ben dilerseniz önce Funda Hanım'ın özgeçmişiyle başlamak istiyorum. Sonra sözü hep kendisine bırakacağım. Funda Tuzgöl, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 2002 yılında mezun olur olmaz TRT'de kurum diyetisyenliği görevine başladı. Daha sonra tüm diyetisyenlik deneyimlerini kazandığı, her biriminde bir fiil çalıştığı, kendi deyimiyle benim için tam bir okuldu dediği Güven Hastanesi'nden 6 yıl sonra kendi kliniğini açmak üzere ayrıldı. Ve 2008 yılından beri de eşiyle birlikte kendi muayenehanesinde çalışıyor. Funda Hanım eş zamanlı olarak 2008-2009 yıllarında da Başbakanlığın kurum mutfağının akreditasyonunda görev aldı. Orada davet edildi ve başarıyla belgelendirildi. Ardından Dışişleri Konutu'nda 4 yıl diyet danışmanlığı yaptı. Bu zamana kadar da 2 yüksek lisansı var. Türkiye'nin klinik psikoloji ve PDR yüksek lisanslı olan tek diyetisyeni unvanına sahip. Çok şanslı hissettim kendimi. Çok ihtiyacım var sizden duyacaklarıma. Teşekkürler. Bu nazik tanıtımınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz varsa memnuniyetle. Teşekkürler. İyi ki aramızdasınız. Ben tekrar bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Soru sormak isteyenler aşağıdaki soru işareti bölümünden sorabilirsiniz. Konumuz COVID-19 günlerinde ruhsal ve bedensel beslenme. Şimdi o zaman ben ilk sorumla başlıyorum. Funda Hanım. Buyurun. Buyurun hocam. Ruhsal ve bedensel açlık nedir? Yani biz bunu birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Ayırt ettik diyelim ki evet benim ruhum aç ama karnım doymuyor. Bunu ayırt ettik. Peki yaşam biçimimizi nasıl şekillendireceğiz bu doğrultuda? İlk sorumla başlıyorum. Peki hocam. Aslında şöyle basit birkaç formülle şu an açım ama neye açım? Biraz evvel yemek yedim, daha 2 saat bile dolmadı, hala canım bir şey istiyorsa, işte o sırada aslında ruhsal olarak açım, fizyolojik olarak tokum, bedenimin ihtiyacı olan besinler tamamlanmışsa, günde en az 2 ana öğün, 2 ara öğün yemişsem, suyumu güzel içmişsem ve başka herhangi bir biyolojik rahatsızlığım yoksa, şu an benim aç olma sebebim duygusal bir açlık olabilir. İşte onunla karşılaştığımızda ben danışana diyorum, o sırada ne yedinizden çok, o sırada kimi yediniz diyorum. Yemek yedim ama neyi yedim değil, kimi yediniz sorusunu sormak lazım. Ha, böyle evet. Bir durumla karşılaştığımızda bundan nasıl çıkabiliriz? İşte o soruyu sorduk. Ha, hakikaten ben şu an ruhsal bir açlık içindeyim. Yani bu bir yeme eylemiyle ilgili bir kafa karışıklığı söz konusu. Bir takım bilimsel çalışmalardan bahsediliyor ve şöyle ilk 8 ila 10 dakika eğer elinizle bir başka eylemin içerisinde olur iseniz bu durum tamamen sona erebiliyor. Yani belki bir el işi örgüyle uğraşmak, saçınızla ilgilenmek, mutfakta yapılacak bir şey değil de daha çok ellerinizi kullanarak yapacağınız bir başka
eylemin içerisinde olduğunuzda ortalık toparlamak, kitabınızı okumak, ilk o 8 ila 10 dakikayı atlatırsanız yeme eyleminiz normal seyrinde devam ediyor. Olması gereken seyrinde devam ediyor. Evet, güzel. Bu önerilerinizi değerlendireceğiz. Yani o an su içerek, o an belki bir her şey yolunda ama hala devam ediyorsa belki o zaman bir sonraki yemeği planladığınız ufak bir ara öğünü öne çekebilirsiniz ama sürekli yemeğe devam ettiğinizde bu bir masum ceviz, badem, fındık grubundan birkaç parça bile olsa daha sonraları yerini diğer atıştırmalıklara bırakabiliyor. Onun için bitki çayı bile içerken, kahve bile içerken çok aşırıya gitmeden bunu yürütmek lazım. Çünkü oral dönemle ilgili eğer biz sürekli yeme içme noktasında devam ediyorsak bunu başka türlü masaya yatırmak gerekiyor. Belki ta annemizin bizi emzirdiği süreye kadar gidebiliyor. Çünkü 0-2 yaş oral dönemdir. Freud'un psikososyal tanımlaması içerisinde 0-2 yaşta bebeğin oral tatmini söz konusudur. Eğer biz o oral tatmini ebeveyn olarak çocuğumuza doğru yönetmeyi öğretemediysek, deneyimletemediysek bu sefer neye dönüşür? Ne olabilir bu? 24 aydan fazla emzirirsek, 24 aya kadar emzirdik ama sürekli emzirirsek, sürekli beslersek, öğünü bittiği halde atıştırmalıkları alışkanlık haline getirtirsek veya uzun emerse ne oluyor? Oral dönem tamamlanamadığı için, sağlıklı yürütülmediği için ileride sigaraya düşkün bireyler, ileride alkol seven ya da şişesinden bir şey içmeyi seven bireyler ya da yeme bozukluğumuzun sürekli olduğu süreçlere kadar gidilebiliyor. Yani ben de, gelen danışanda bu döngü sürekli devam ederse soruyorum. İlk iki yıllık dönemde size kim baktı? Anne sütü ne kadar aldınız? Anne sütü alımı esnasında ek gıdalar bazen beklenmedik zamanda hayata yeni bir kardeşin girişi bile oral dönemi olumsuz etkileyebiliyor. Bunların hepsini aslında tamamını düşünerek yürütmek lazım. Her zaman yiyecekler suçlu değil. Her zaman kan şekerimizin düşmesi suçlu değil. Biraz da psikolojik tarafına bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Çiğdem hocamın bir sorusu var. Hemen yönelteyim. Diyor ki öğünler arasındaki süre ne kadar olmalı diyor. Yani bu acaba her bünye için değişir mi? Farklı hocam. Şöyle farklı. Mesela ilk kez hayatında bir şeyleri beslenme anlamında düzene koyması gereken 120 kiloluk birinden bahsetsek ve inanılmaz yemeyle karşımıza çıktıysa onun göbek bölgesinde de yağlanması daha fazlaysa şeker hastasıymış gibi tahlilleri iyi şeker hastasıymış gibi bir tahlili olmasa bile beden yağlanışı ona çok benzediği için tıpkı öyle bir danışanı tedavi ediyormuş gibi 2-3 saatte bir beslenmeli. Ama yok bize başlamadan evvel ya da şu an bizi dinleyiciler arasında birazcık kilosunu düzeltmek isteyen var. Çok aşırı da bir sorunu yok ve normalde nasıl yiyor? Şimdi nasıl yemeli? Hepsinin aslında cevabı farklı. Ama genel olarak biz diyoruz ki 3,5-4 saatten sonra mutlaka bir şey yiyelim. Bunu sağlıklı bir bireysek 3,5-4 saatten daha sık hale getirmeyelim. Çünkü leptin hormonu, yağ yakan hormonun gün içerisinde salınımı için aşırı sıklıkta beslenme bunu sabote ediyor. Ve düzeni eğer bunun yönünde yürütürsek evet yağlarım değişti diyor. Kilom belki toplam olarak değişmedi ama vücut yağ dağılımım değişti. Belki de yağdan verdi, su ve kas arttığı için rakam aynı kaldı ama beden yağı değişti. Onun için hocamın sorusunun cevabı aslında kişiden kişiye değişiyor. Ama sağlıklı olan upuzun açlıkları daimi yapamayız. Yani mesela şimdi Ramazan dönemindeyiz. 16 saatlik bir açlık bazen vücudu rahatlatmak anlamında yılın bir ayı boyunca uygulanabilen bir şey. Bazen if diyeti diye tanımlanan interfaşyal diyetler çok moda, işte aman Allah'ım müthiş zayıflatıyor diye ortaya konan beslenmeler, uzun açlıklar ama bunu daima yaptığımız vakit vücuttaki çok kıymetli organları yorabiliyoruz.
O nedenle uzun açlıklar, upuzun açlıkları çok fazla istemiyoruz. Ama geceki açlık buna dahil değil. Gece zaten vücudun bir enerjiye ihtiyacı yok. Orada 10 saatlik bir açlık hatta kıymetli. Hatta şöyle diyelim, gece 2 ile 3 arasında leptin hormonu salınımı, karın yağlarını yakan leptin hormonu salınımı çok fazla. Ve 2 ile 3 arasında uykudaysak bu hormon salınıyor. Onun için gece çalışmayı çok sevenlere uyku için de söz gelmişken söyleyelim. Bu hormonun salınımı için gece o saati derin uykuda geçirmek lazım. Geçirmek gerekiyor. Evet. Peki ben geçen gün sizin bir canlı yayınınızı dinledim Tahir Hoca'yla. İnanılmaz keyif aldım. Önce onu söyleyeyim. Orada bir cümleniz vardı. Dediniz ki hazlar arasında en masum olanı, en ahlaklı olanı yemek yemek dediniz. O zaman ben yediğimde mutlu oluyorum. Bazı yiyecekler beni mutlu ediyor. İfadesini insanlar kullandığında haklı mı yoksa kendilerini mi kandırıyorlar? Yani bu geçici bir mutluluk mu? Yani peki bu geçici bir mutluluksa bunu neden yapıyoruz? Yani vücudumuz acaba onun içinde yer alan bir maddeye mi ihtiyaç duyuyor? Yani o kısmı böyle sizden bir kez daha dinlemek isterim. Biraz daha detaylı bir şekilde. Bu dediklerinizin hepsine de cevap evet Pınar Hocam. Yani bu bir yiyeceği yediğimizde kan şekerimizi de destekliyor. Açlık düzeyimizi normale getiriyor psikolojik olarak. Ama bazen de hani demin dedik ya tok olmamıza rağmen yediğimizde de bir takım açıklamalar getiriyorsak. Psikolojide buna aklileştirme diye tanım gelir. Yani akla yatar halde cümlelerle kendimizi kandırıyor olabiliriz. Evet, yemek yemek hazlar arasında en ahlaklı olanı. Onun için de zora düştüğümüzde, derde düştüğümüzde yemek yemeyi daha kolay sorundan kurtulmak için kullanıyoruz. Çok işe yarıyor. Çünkü hayatta kalıyoruz. O sorunla baş başa kalmaya tahammülümüz yok. Altından kalkamayacağız. En iyisi yemek yiyelim diyoruz. Belki de bu dönemde insanların inanılmaz kilolar almasının sebebi evde kalmaya tahammülün olmaması. Artı birçok şeyi kaybettik. Yani evimizde oturma, kısıtlı zamanda çalışmayı kısıtlı zamana büründürme. Bütün bunlar camın dışındaki hayatı kaybettik. Bu bir kayıp. O kayıba bir yas var. Ve çok ünlü psikanalistler burada Vamuk Volkan'ı anmadan edemeyeceğim. Vamuk Hoca'nın söylemi şu. Yas çalışıyor. Dünyaca ünlü bir psikanalist. Bir Kıbrıs Türk'ü, psikiyatrist. Ve hocam diyor ki kayıpların hepsi akla geldi diyor. Geçmişte yaşadığımız tüm kayıplar ve yasını yerine getiremediğimiz, yasını tam olarak yaşayamadığımız tüm kayıplarımız aklımıza geldi ve psikoloji camiasının bütün danışanlarıyla bunu konuşması lazım. Çünkü insanlar şu an evde duramıyorum, eşime tahammül edemiyorum, çocuklara tahammül edemiyorum değil. O evde oluş kayıplarını hatırlattı. Neyi kaybettik? Şu an markete gitmek bir kayıp. Belki bazıları derde düştüğünde market alışverişi yapıyordu. Arabasına binip hız tutkusuyla belki keyfine varıyordu. Bir an bir saatlik bir yürüyüş yaptığında ona çok iyi geliyordu. Bütün bunları kaybettiyse bu kayıpların hepsi geçmiş kayıpları hatırlattığı için de hazlar arasındaki en ahlaklı olanı yemek yemeyi yerine getiriyor. Suçlu değil. Evet. Mağdur. Evet, sokağa çıkma yasağı olduğu akşam herkes markete koştu. Yani o açlık psikolojisi, kıtlık psikolojisi o kadar güçlü ki şu an evde herkes ekmek yapmaya başladı, onu öğrenmeye başladı. Yani nedir bizi bu noktaya getiren? Yani biliyoruz biz yarın aç kalmayacağız, evde her şeyimiz var, markette de var. Yani yarın almayacaksak öbür gün alacağız. İlk fırsatta hemen markete gidiyoruz ya da eve sipariş ediyoruz. Yaptığımızın anlamsız olduğunun da çok farkındayız. Ama yine yapıyoruz bunu. Yani bunun önüne nasıl geçeceğiz peki? Kendimizi nasıl o konuda sakinleştireceğiz? Doğru söylüyorsunuz. O gece hani o ilk yasağın tanımlandığı gece ertesi gün marketlerin, eczanelerin açık olunacağı söylendiği halde kısıtlı şekilde açık olacağı söylendiği halde çıkanları açıkçası ben aklımın yettiğince şöyle bir okuma yaptım.
Ben diyorum ki şimdi bir kural, büyük söylem dedi ki yarın dışarı çıkmayacaksın. Çıkarsan ölüm var. O çıkan insanlar ölüm sana, bana değilin reddiydi bu. Yani ben yaşıyorum, bak besleniyorum. Beslenmek hayatta kalıştır. Ve bir meydan okuma belki. Evet. Meydan okumadır. Orada bir meydan okuma var. Çok güzel tanımladınız. Doğru kelime bu. Ben öyle gözlemledim. Ben öyle okudum bu olayı. Ve insanlar dışarı çıktıklarında hayır ben ölmeyeceğim. Sen otur. Ölüyorsan sen ölüyorsun. Ben dışarı çıkıyorum. Bak yemek yiyorum. Mesela inanılmaz tuvalet kağıdı alındı. En çok patlayan şey. Bunu da çok farklı yorumlayan psikiyatristler, psikanalistler oldu. Tuvalet kağıdı biliyorsunuz Amerika'da en çok satışı olan şeyin tuvalet kağıdı olduğu bu dönemde söyleniyor. Evet. Ve bizim 0-2 yaş oral dönem dedik. 2-3 yaş arasında da anal dönem giriyor. Yani kaka yapmayı öğreniyoruz ve kakayla ilgili soruna çare bulurcasına tuvalet kağıtlarını eve alma, burada da çok derin bir okuma yapmak lazım. Niye tuvalet kağıdı? Evet. Neden bu kadar çok yiyecek? Hani alıyor geliyor alışverişten bir dönüyor. Elindeki de çok besleyici de bir şey değil. Hani olmadık markalarda bir takım haberler çıktı mesela. Bunların hepsi aslında bana kalırsa psikolojik olarak açıklanır. Dediğiniz gibi bir meydan okuyuş diye de tanımlanabilir diye düşünüyorum. Evet, peki bir şey soracağım size. Bu böyle hep birçok kişinin de merak ettiği bir konu aslında. Yemek kişisel zaafların ortaya konulduğu özel bir ortam. Yani özel bir şeydir. Yemek yeme hızımız, yemek yeme şeklimiz, hani kişiliğimizle ilgili de birçok ipucu verir. Yani o masaya oturan herkesi birbirine yaklaştırır. Çok özel bir anı vardır, anlamı vardır. Peki biz bu özel anı ne oldu da bu kadar sosyal medyada paylaşır hale geldik? Yani onun altındaki neden ne? Buradan ona da bir bağ kurabilir miyiz? Yani önceden şu an gidilemiyor ama yine gidilecek restoranlara gidildiğinde işte hemen oradaki yemeklerin fotoğrafı çekiliyor. Şimdi evde yapılan mutfaktaki yemeklerin fotoğrafı çekiliyor, paylaşılıyor. Bunun altındaki yemek figürünün anlamı ne? Aslında birçok nedeni belki var. Bu bir şov, çok da renkli bir şov. Ama bir yandan da hayattayım, varım ve yaşıyorum aslında. Orada siz bir yiyeceği paylaştığınızda bu maddi gücü de ortaya koyar. Bu sosyal olduğunun da ispatıdır. Her şey çok yolundanın ispatıdır. Yemek yiyor çünkü her şey çok yolunda. Ve aynılaşan tabaklar var ve de dikkatinizi çekerse. Şimdi Instagram, sosyal medya aslında bir yandan eğitsel olarak kullanılırken bir yandan da koca bir kara çukur şeklinde insanları aynı maalesef giyinen, aynı yemek yiyen, aynı yaşamlara özenen, hiç o sosyokültürel, sosyoekonomik düzeyle hiç alakası olmayan gençlerin içinde var olmaya çalıştığı, bir markete bile giderken rimelini sürmeden çıkamayan, çünkü her an selfiesini çekip onu ekranda paylaşacak olan bir çoğunluk oluştu. Bu çoğunluğun benzerleşen tabakları belki de ana söylemin, bizim böyle olmamızı isteyen söylemin yönettiği bir şey oldu. Farkındaysanız acaba bu kadar sosyal medya olmasaydı bizler koronayı bu kadar kolay farkında olup, kabullenip evimizde olabilir miydik? Hani birden belki birileri çıkacak diyecek ki bu bir sosyal deneydi diyecek. Bilmiyoruz nereye varacağını bilmiyoruz. Ortada büyük bir gerçek var. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Bize çok şey öğretiyor. Evet çok şey öğretiyor. Bence koronadan sonra birçok şey değişecek. Değişmeli de insanların bakış açısı, harcamaya olan tahammülleri, istekleri. Şu an çoğu kişi şunu fark etti. Evindeki gardırobu ömrünün sonuna kadar kullanılabilecek giysiye sahip aslında. Alışveriş yapılmadan da yaşanabiliyormuşu fark etti. Ha, belli bir kesim hala internet üzerinden alışverişlerini de devam ediyor ama dediğim gibi bu aynılaşan bir sistem var. Belki de o tabakların paylaşılması var olduğunu, hayatta olduğunu ispatlamak adına iyi bir araç, iyi bir yöntem diye düşünülebilir aslında.
Peki, teşekkürler. Rica ederim. Bir sorum daha var. Nurgül Hocam da sorumu desteklemiş. Evde olduğumuz bu süreçte bizim de çocuklarımızın da aslında yeme rutinleri biraz değişti. Hani bazı evlerde özen gösterilse de genellikle sıkıntı yaşanan bir konu şu anda bu. Çocuklar büyüme çağında sürekli bir şeyler yemek istiyorlar. Bu atıştırma konusunda ne düşünüyorsunuz? Acaba bir atıştırma kutusu falan mı yapmalıyız? İçinde neler olmalı? Neler kesinlikle olmamalı? Çikolata yemek istiyorlar. Bunun hani en sağlıklı şekli nedir? Ya da yani günde bir tane yiyebilirler gibi bir şey yapılabilir mi? Ya, o konuda da bir fikrinizi alırsak çok sevinirim. Hocam, şimdi çocukları dört duvar arasına kapattık. Bütün ellerindeki egzersizlerini, rahatlayacakları araçlarını, çoğunu belki de aldık. Dört duvar arasındaki evlerden bahsediyorum. Şanslı bahçelerde olanlar ayrı. Ama biz o çocukları buna tahammül etmeleri üzerine arkadaşlarından uzakta kalacakları, sadece bir ekrandan tüm sınıfı ve arkadaşlarını takip edecekleri bir sistemin içine koyduk. Tabii ki onlar için de yemek, haz ve onlar ahlaklı, ahlaksız her şeyi yapmaya özgür yaşlarında. Hazırlar. O nedenle burada yine yönetirken eğitim çok önemli. Ben hep çocuklar için yönetilmesi gereken en doğru tavrın şu olduğunu düşünüyorum ve uygulamaya koyduğumda da çok çok işe yarıyor çocuk danışanlarımda. Anne eğer bunu yöneten taraf olursa bir kere bir çatışma oluşuyor. Veya büyük ebeveynlerden birileri ya da baba. Evdeki birincil yakınlarımız bunu yönettiğinde gereksiz bir çatışma oluşuyor. Onun yerine bir uzmandan öğrendim ki çocuklar abur cubur yeme hakkına sahipmiş ama miktar olarak iyi yönetmek gerekiyormuş. Günde bir abur cubur hakkın varmış dediğinizde işler onlar için gerçekten değişiyor. Bu okuma yazması olmayan bir küçük çocuk için bile mesela ben şunu öneririm hep. Bir A4 kağıda sevdiği abur cuburların resmini, ambalajlarını yapıştırıp buzdolabında onun boy hizasına asılan bir liste düşünün. Okuldan eve gelindiğinde veya bugün başka birileri bakıcı vesaire baktı ebeveyniyle bir arada ve çocuk ekstra bir abur cubur istediğinde annesi ya da babası şunu diyecek. Bugün abur cubur hakkını yedin mi? Listeye bakacak. Ha yemiştim. Çocuk o zaman dönüyor diyor ki o zaman ben yarın tüketeyim. Çünkü siz onu öğrettiniz. Yani ona anneannesi kek sunduğunda okulda bir sütlü tatlı yediyse ha ben bugün abur cubur hakkımı doldurdum. Anneanne bu keki bana sar ben bunu yarın yiyeceğim. İnanın diyor yetişkinden çok daha iyi yönetiyor. Onun için abur cubur mutlaka olabilir. Ama bunu daha çok ev yapımı kurabiyelere çevirsek. Bu dönem onun için de çok iyi bir fırsat. Alışveriş yapamadık tatlım. Biz en iyisi seninle birlikte gel ikimiz kurabiye yapalım. Daha az şekerli, üzerine pekmezleri sürerek tatlandırdığı, işte tarçın dökerek kan şekerini yükseltecek bir durumu düzene koyduğu, atıştırmalıklar gibi. Mesela yufkaya yoğurdu, baharatları sürüp fırınlatıp kuruttuğunuzda cips gibi olabilir. Bunu ona yaptırdığınızda daha da eğlenceli ve uygulanabilir olur. Sürece de şahit olmuş olur. Onun için tavsiyem savaş vermeden, kavga gürültü çıkarmadan, izah ederken de bu bilgi benim bilgimmiş gibi değil, bir uzmandan alınmış gibi sunduğunuzda işte o zaman çok daha, ben bunu bir kitapta okudum, ben bunu radyoda dinledim, bir uzman böyle uygun gördü dediğinizde her bilgiyi çocuğa empoze edebiliyorsunuz, doğru bilgiyi. Tabii bir yandan da sağ beyinden sağ beyine aktarım çok önemlidir. Çocuğunuza bir şeyi izah ederken siz ona inanmıyorsanız, ya o yatınca ben çikolatamı yiyeceğim diyorsanız o çocuk onu uygulamıyor zaten. Örnek de olmak gerekiyor. Sizin elinizde Evet. yanlış bir siyah içecek ama çocuğa süt ayran dediğinizde komik oluyor. Çocuk da gülüyor zaten o. Evet, ailelerimizden getirdiğimiz bir beslenme düzeni var ve bunu değiştirmek gerçekten çok zor belli bir yaştan sonra. Yani yanlış olduğunu bile bile yediğimiz şeyler var. Bunu değiştirmek için acaba nereden başlamak lazım? Almayarak mı, azaltarak mı? Ya da bu bizim aile geleneğimiz, saygısızlık etmeyelim, yiyelim ama porsiyonu biraz küçültelim mi dememiz gerekiyor? Yani bu noktada sizin fikriniz ne?
çocuklara porsiyonları tanımlarken aslında yediği halde doymadığını fark ettiğimizde bir daha ikinci porsiyonu istiyorsa o zaman acaba menümde bir eksiğim mi var? Mesela çocuğu yoğurtlu sofralara alıştırmak, işte ayran tüketimiyle sofraya oturtmak, mutlaka azıcık da olsa 3-4 çatal bile olsa salatayı ona deneyimletmek tokluğu sağlayacak, böylelikle porsiyonlar daha iyi yönetilecek. Ve bazen aileler şöyle de yapıyor: bizim evimizde sebze eksik olmaz, hep kıymalı ıspanaklarım, pırasalarım olur ama onun içinde köftemiz hep hazırdır. Şimdi çocuk biliyor zaten, B planı mutlaka var. O zaman önüne koyduğunuzu çok rahatlıkla reddediyor. Ve ben buna genellikle ilk çocuk sendromu diyorum. İlk çocukta anne o kadar güçlü, hevesli ve kapsayıcı ki A planı, B planı, C'ler hepsi hazır ve organize, onun köfteleri, balıkları, her şeyleri dolapta hazır, hemen ızgara yapılır. Beğenmediği anda diğeri pişirilir. Ama ikinci çocukta, üçüncü çocukta hayır, o yenecek, istemiyorsan sofradan kalkabilirsin daha güçlü bir şekilde söylerse anne, ikiler daha kolay yiyor mesela. Onun için biraz bizim de kararlılığımız önemli. Tabii ki dediğim gibi yine savaş çıkararak, kavgayla. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Nefis evlerde oturuyorsunuz. Nefis okullara gönderiyorsunuz. Olağanüstü yerlerde yemekler yeniyor ama sürekli lokmasını sayıyorsunuz. Bu da çocuğun zihninde büyük bir tezat. İyi mi, kötü mü? Bana veriyor mu, vermiyor mu? İyi anne mi, kötü anne mi? Burada kafa karışıklığı da yaratmamak lazım. Hepsi senin sağlığın için. Hani özgürsün, yemek istiyorsan tabii ki yiyebilirsin ama doğrusu bu değil. Doymadıysan gel bunu şöyle yapalım gibi yönlendirme işe yarayacaktır. Yarıyor da. Gerçekten yarıyor da. Teşekkürler. Peki çocuklardan devam etmek istiyorum. Evdeyiz. Vücudumuz için gerekli D vitaminini alamıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle çocuklar için takviye geçer gerekli mi? Beslenme yoluyla da bu açığı kapatabilir miyiz? Yani bununla bağlantılı olarak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çocuklarımız için ne yapabiliriz? Takviye gıdalara sıcak bakıyor musunuz? Hocam şimdi bu bir preparat açığını kapatmaksa tabii ki burada asıl kararı ve yöntemi uygulatacak olan çocuğumuzun doktorudur. Bir D vitamini eksiğini kafamıza göre almamamız lazım. Çünkü böbreği yoran aslında D vitamini vücutta bir hormon görevi yapan çok kıymetli bir durum. O nedenle hafife de almamak lazım. Eczaneden kolayca alıp hadi çocuğa verelim gibi değil ama dediğiniz çok doğru. Çünkü en çok güneşten mahrum kaldılar. Ve bu güneşsizlik döneminde camdan güneş alıyoruz. Bizim ev ışıl ışıl da yetmiyor. Çünkü cam çok ciddi anlamda ultraviyole ışınını kesiyor. Bir kere şu an yanlış anlamayı ortadan kaldıralım. Güneş bir D vitamini kaynağıdır gibi değil, güneşin ultraviyole ışını vücuda değecek ki bizim yiyeceklerle aldığımız vitamin D formunu değiştirip kullanılabilir hale gelsin. O zaman ne yapacağız? Belli saatlerde, işte 10-10.30'a kadar olan güneşle 3.30-4.30 saatlerinden sonraki güneşi evimize geldiği anda camı da açıp, yani balkona çıkarak, balkon yoksa camı da açıp, gerekirse ucundan geçiyor güneş, elimizi kolumuzu duvara, camdan dışarıya uzatıp, gözlük varsa güneş gözlüğü ya da normal numaralı gözlükten de geçiş engellendiği için %60 gibi kırıyor ışını. O nedenle gözlüğü de çıkararak güneşli ortamda yaklaşık 15 dakika kadar kalmak, en azından günlük D vitamini kullanımı için güneşe maruz kalışımızı organize etmeyi sağlar. Ama tabii bunun dışında besinlerle vitamin D'yi de almak lazım. Mesela yumurta bunun için çok kıymetli. Çocuk olalım, yetişkin olalım, yaşlı olalım, eğer herhangi bir alerji nedenimiz yoksa yumurtayı en az günde bir tane tüketmemiz lazım. Ve bunu da böyle yağ kırarak cösp diye pişirdiğimiz yumurtalar değil de, İlla kırdığım yumurtayı seviyorsan bir sebzeli alt zemin yapmak lazım. Çünkü çok sıcağı kırdığınızda zararlı maddeler açığa çıkıyor. Yumurtanın en kıymetlisi haşlanmış halidir. Sarının tam katı olduğu, beyazın tam katı ama sarının etrafında yeşil sülfür halkası oluşmadan önceki yaklaşık 8-9 dakikalık
kokurdayarak kaynama anıdır. Yumurta mutlaka olmalı çünkü anne sütünden sonra en kaliteli protein. Neredeyse birebir oranında vücut proteinine çevrilebilen bir kalitesi var. O nedenle yumurtada da D vitamini çokça olduğu için her gün bir tane yumurta alsak, bir de güneşlenmeyi başarsak en azından patolojik boyuta gelmeyecek bir vitamin D'yi şimdilik yürütürüz ama eksik mi değil miyi en iyi karar verecek olan doktorlar. Mutlaka evet. Kontrol edilmeli. Evet. Peki hayatımızda olmazsa olmazımız su. Bir diğeri de kültürümüzde ekmek. Yani son yıllarda çeşit çeşit ekmekler yapılıyor. İşte tam buğday, çavdar, arpa, her çeşit var. Birçok evin baş tacı. Yani ama ekmek hakkında ne düşünüyorsunuz merak ettim. Ben ekmeği mize ellemeyin diyenlerdenim. Ekmek olmazsa olmazımız çünkü günlük almamız gereken enerjinin %60 gibi çok ciddi bir kısmı karbonhidrat olmalı. Eğer biz karbonhidratı yeteri kadar almazsak enerjiye ihtiyacımız olduğunda vücut kas depolarımızı kullanmaya başlar. Ben ekmeği kestim deyip de yüzüm çöktü, gözümün altı morardı, kollarımın altı gevşedi, bacak aram gevşedi demeye başlar kişi. Çünkü enerji açığını kas kitlesinden kullanacak. Zaten biz Türk toplumu olarak da ekmek baş gıdamızdır. Siz sokakta kime sözlü sorsanız ekmek parası kazanıyorumla başlayan bir sürü cümleyi duyarsınız içinde ekmek geçen. Lütfen ekmeğimizi ellemeyin diyorum. Bu çok önemli. O nedenle ekmek olmazsa olmaz. Yiyeceğiz ama ne kadar yiyeceğiz? Nasıl bir ekmeği yiyeceğiz? Pilavın yanında da ekmek yiyecek miyiz? O kuru fasulye ekmeksiz olur mu? Tabii buraların altını çizmek lazım. Su neden önemli? Yani çünkü 32 kiloluk, 35 kiloluk bir çocuğun yaklaşık 20 kilo kadarı su. Vücudumuzun Doğru. çok önemli bir kısmı su ve biz suyu içtiğimizde her şey çok daha farklı oluyor. İçmediğimizde her şey çok daha farklı oluyor. Çünkü su bir oksijen kaynağı ve vücuda biz eğer yeteri kadar sıvı alımını, su alımını yapmadığımızda birçok kaybımız var. Bir kere elektrolit dengemiz bozuluyor. Baş ağrısından tutun da, işte cilt kurulukları, erken yaşlanmadan tutun da, hormonlardaki olumsuzluklara kadar her şeyin altyapısında su var. İştahınızı bile düzenlerken suyu hayatınızda bulundurmanız çok çok kıymetli. O nedenle su olmazsa olmazımız ve ne kadar tüketileceğini de sorgularsak, siz demeden ben söyleyeyim. Evet, söyleyeceksin. Fazla mı konuşuyorum hocam? Yok, ben çok mutluyum. Sizi dinlemek çok keyifli. Su için en basit yöntem idrarımızı takip edeceğiz. Sabah kalktığımızdaki ilk idrarın koyu olması değil ama diğerlerini şeffaf yapacak kadar su içmemiz lazım. Eğer şeffaf idrarı görmüyorsak su yetmiyor. 2 litre içiyorum ama yine de şeffaf değil. Demek ki terliyor. Deri yoluyla çok fazla saçlarımızla şu an konuşurken, tuvalete gittiğimizde yemek yeme esnasında sürekli su kaybederiz. O su kaybımızı sıvı olarak, su olarak almamız çok kıymetli. Bazen maden suları da çok çok kıymetli ama yasağımız yoksa, bir engelimiz yoksa sade maden suyunu gün içerisinde kişiden kişiye değişir ama tüketmek çok çok kıymetli. Şimdi kendimden yola çıkarak bir soru soracağım. Ben uzun boylu biriyim. Tabii çocukluğumda da hep böyleydim. Ve arkadaşlarımın arasında çok az olurdu benim gibi olan. Şimdi bakıyorum öğrencilerime. Özellikle 8. sınıfların koridoruna girdiğim zaman hepsi benim kadar. Burada doğru beslenmenin, spor yapmanın önemi ön planda diyebilir miyiz? Yani bu yeni nesildeki değişim sağlıklı bir değişim. Hani şimdi bir de şöyle de deniliyor. Hormonlu bu çocuklar diyorlar böyle. Aslında ben öyle düşünmüyorum. Aslında aileler daha bilinçli sanki. Çok daha bilinçli. Daha dengeli besleniyor çocuklar. Spor yapıyorlar. Bu çok önemli herhalde. O konuda da bir fikrinizi alabilir miyim? Hocam bir kere sizin okulunuzda beden eğitimi biriminiz inanılmaz derecede itina gösterip çocuğun kilosunu sorguluyor. Evet. Uzamasını sorguluyor. Aileyle paslaşıyor. Ben çok iyi dönütler alıyorum. Bu bizim için bir kere çok kıymetli. Her okulda ben bu kadar yapıldığına şahit olmadım. Birincisi bu. İkincisi yine sizin okulunuzun büyük bir farkı. Olağanüstü bir bahçeniz var. Ve o bahçenin çocukları özgürce koşmalarını sağlayan
koridorlara sıkışmış ve bu sefer büyüme eğrilerinin zihinlerinde başka tarafa gidip birbirlerine aşk meşk zamansız dönemleri yaşamaktansa çocukluklarını yaşayabildikleri harika bir kampüsünüz var. Bunların bir ekleme yapabilir miyim? Biz kar yağdığında kapılarımızı kilitlemiyoruz, açıyoruz. Çocuklarımız bahçede özgürce oynuyor. Ve onun da katkısıyla bir kere sizin çocuklarınızın, ben liselilerinizi görüyorum da Android diyorum. Yani inanılmaz uzunlar ve sporla uğraştırıyorsunuz, sanatla birlikteler ve bu doğal olarak onların zihinsel olarak da çok sağaltılmış dutturu halde büyümelerine sebep oluyor. Bu çok sıkışmışlığı ortadan kaldırıyor. Bir kere önemli. Evet. İkincisi, ebeveynler çok bilinçli. Tabii sizin okulunuzu tercih eden ebeveyn kitlesine de baktığımızda ortalama yine aynı şekilde olduğu için de genelleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Anne sütü alımı biraz daha itinayla yürütülüyor. Yani eskiden vücudun bozulmasın diyen anneleri ben Güven Hastanesi'nde bundan 20 sene önceki çalışmalarımda dördüncü kat doğum katının diyet danışmanlığını uzunca seneler yaptım ve bazen odalara girdiğimde gözyaşımla çıkardım. Annenin öfkesini düzene koyamazdım. Hayır, ben emzirmeyeceğim. Annem de beni emzirmedi zaten diyen çok kişi karşımızdayken şimdi herkes canhıraç, ne yapsam da daha iyi sütüm olsa, ne yapsam da bebeğimi 24 ay emzirsem bilinçliliğinde bunun da çok büyük etkisi var. Mama artık eskisi kadar hemen ilk başta kullanılan halde değil, reddediliyor, ön yargıyla bakılıyor. Bunların hepsi çok kıymetli. Ve doğal olarak da yeni nesil, mesela bizler daha fazla anne babamızdan uzunduk. Evet. Ama belli bir dönem, bir dönem nesil eşitlenmişti. Şimdi tekrardan uzun nesiller gelmeye başladı. Ben burada inek sütünü de çok suçluyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bizim fakültedeyken buradan kulakları çınlasın, Gülden Köksal hocam çocuk beslenmesi, anne çocuk beslenmesini anlatan Gülden hocam derdi ki her hayvan kendi annesinin sütüyle yetinsin. Yani siz illa süt vereceğim kısmı da bazen büyüme eğrisini bozuyor. Eskiden çok fazla 0-2 yaş döneminde inek sütü devreye giriyordu. Evet. Şimdi onun da reddediliyor olması, 1 yaştan sonraya çok güzel ötelenmesi, hatta 2 yaştan sonraya geçmiş olması, keçi sütüyle devam ediliyor olması da büyüme eğrisinde olumlu. Bütün bunlar, hı-hı, hepsi etkili hocam. Evet, mesela bana hep şey derlerdi, sen çok mu süt içtin? Çok süt içtiğin için mi boyun uzun derlerdi. Aslında ben hiç süt içmezdim, çok benim sevmezdim de. Çok, annem de zaten... Annem de zaten içirmezdi, süt kilo aldırır derdi. Aha. Ama ayran ve yoğurda karşı daha ılımlıydı. Mesela onun ayırdığını tabii biz o dönemde bilmiyorduk. Şimdi fermente gıdalara olan, ürünlere olan övgü dolu sözler duyuyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Acaba o Anadolu'daki gizli bilgiler yavaş yavaş ortaya mı çıkıyor? İşte o süt kilo aldırırın altında kıymetli neler vardı, kim bilir? Ne kadar kıymetli. Çünkü bir kere çok işlemden geçmemiş ürünleri tüketmek daha sağlıklı. Ki eskiden kimsenin benim glutene enteropatim vardı cümlesi yoktu. Buğdayını alır misler gibi ekmeğini yapar ve yerdi. Çünkü onun buğdayı işlemden geçmiş değil, kepekliydi, kabuğuylaydı. Ve içinden ruşeymi çıkartılmış buğday değildi. Bunların, evet, hepsi tabii ki bence hepimiz kendi köyümüzün beslenişini, kendi iç yapımızın. Ben bazen insanlar bana soruyor, avokado için ne düşünüyorsunuz? Ben de diyorum ki sizin habitatınızda var mı? Anneanneniz avokadoyla mı büyüdü? Yani bunların hepsinin çok önemi var. O nedenle besinleri seçerken de keşke o doğalını bulabilsek. Burası da zaten çok altı çizilmesi gereken bir şey. Ben pazara gittiğimde abla organik bu dediğinde eğilip kulağına diyorum ki organik diyerek tüm imajını çiziyorsun. Organik diye bir şeyin olabilitesi o kadar az ki. Çünkü sizin bir inek sütünü organik yapabilmeniz için o ineğin 5 ata boyunca organik topraklarda yemlemesi lazım. Yani 100 kilometre yakınlarına kadar işte mazotlu araçların dahi geçmiş olmaması lazım. Keza sebze meyveler için de aynı şey geçerli. Bir şeye organik diye olduğunuzda inandırıcılığınız azalıyor. Doğal olan,
yemsiz olan, işte katkı maddeleri içermeyen ürünlere keşke erişebilsek, çok kıymetli. Anadolu'nun üretimi çok kıymetli. Evet, sebze meyve tüketiminde de şu anda hani pazar demişken onu yönelteyim o soruma. İnsanlar çok gergin. İşte salatalıkların, elbaların sabunla yıkandığı mutfaklar biliyorum şu anda. Ben hani biraz daha böyle kendimi kontrol altında tutmak istiyorum. Açıkçası o akıma kapılmak istemiyorum. Ama sonra da bir pişmanlık da duyuyorum. Diyorum ki ya herkes yıkıyor, var mı bir bildikleri diyorum. Bir işte sirkeyle yıkıyordum. Sonra dediler ki karbonat da kat. Sirke, karbonat. Sonra baktım geçen gün çocuğa yıkarken çilekler şey oldu. Karbonatla sirke yaktı tabii, çileği dağıttı. Dedim ya bu da çok mantıklı değil herhalde. Ya bu konuda önerileriniz ne? Yani burada kendimizi nasıl rahatlatabiliriz? Eğer hocam hani bu dönemin temizliği açısından soruyorsanız, Covid'de bilim kurulunun çok değerli enfeksiyon hocaları bile defalarca diyor ki yiyecek üzerinde bekleme süresini doğru yürüttüğünüzde bulaş olmuyor. Ama yine de ruhsal olarak kendimi iyi hissetmek istiyorum. Ben bunu doğru yöneteceğim ve çocuklarıma yanlış bir şey yapmak istemiyorum diyenlere, işte zaten normalde de yeşilliği biraz sirkeli suda bekletmek yeterli. Yani kalkıp da köpüklü, umarım onlara espri olsun diye paylaşıyor insanlar. Umarım o hataya düşülmüyor. Yapmamak lazım. Çok güzel mutfak fırçaları var. Elmanın kuytu yerleri, portakalın gözenekleri iyice fırçalandıkça akan suyun altında. Bunlar aslında çok doğru temizlikler. Biraz da abartmamak lazım diye düşünüyorum. İtina edeceğiz, önemseyeceğiz. Bu gerçekten tehlikeli bir durum. Kabulleneceğiz. Ama süreci yönetirken de bu kadar yorgun düşmeye ve belki bu denli üzerine düşmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ben açıkçası öyle yapmıyorum. Ben market alışverişini bagaja koyduruyorum. Bagajda beklemesi uygun olacak, o ısıya uygun olacak olanları bırakıyorum. Arabanın bagajından diğerlerini mecburi olarak alıp bir tek onların ambalajlarını birazcık silip elimi de güzelce yıkıp elinizi temas ettiyse solumayın örneğini unutmamak lazım. Ama onun dışında yiyecek sebzede vesairede ben bu denli abartmıyorum. Evet, teşekkür ederiz. Rahatladık şu anda. Evde hareketsiz kalınan bugünlerde sadece beslenmeye odaklanmış gibi görünüyoruz. Aslında hiç ihmal edilmemesi gereken bir diğer konu da egzersiz. Öğrencilerimizin sürekli bilgisayar başında olmasını pek arzu etmiyoruz ve bunun da dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Okulumuzun zaten evde kal, zinde kal, ODTÜ sağlıklı yaşam serisi böyle çocuklarımızın ilgisini çekecek şeyler hazırlıyor. Biraz öncesinde dile getirdiğiniz gibi beden eğitimi zümresi. Burada sizin önerileriniz neler? Hangi saatler bizim egzersiz yapmamız için daha uygun? Çocuklarımız için böyle sistemli yoga, çocuklar için yoga programları falan oluyor. Bunları öneriyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hocam bu dönemin aslında en büyük avantajı anne babaların hiç vakit geçirmediği kadar çocuklarıyla bir arada olduğu. Bir danışanım geçenlerde kediler ve çocuklar çok mutluymuş bu dönemde diyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Aslında hiç olmadığı kadar ebeveynle bir arada. Onun için bir takım egzersizler bulduğumuz vakit birlikte yapılabilecek şeyleri seçmemiz bir kere şart. Ne kadar onlara vakit ayırırsak, çünkü alıştıkları şuydu: anne baba saat 19'a kadar yanımda değil, 19'da geldiğinde o kadar çok vakit ayırıyordu ki o anne baba belki bir saat dolu dolu geçiyordu. Şimdi çocuk diyor ki her bir saatim aynı dolulukta olsun. İnanılmaz beklentisi var yavruların. En azından o beklentilere cevap vermek adına bir sürü YouTube'da evde yapılabilecek egzersizler. Ben Leslie'yi herkese öneriyorum. Senelerdir de önerirdim. 20 yıldır ben onu hastalarımdan öğrenmiştim. Evde yapılabilecek çok başarılı adımlarla işte 1 mil, 2 mil, 3 mil gibi rahatlıkla girip ailecek yapabileceğimiz, bir müziği açıp bir saat dans edebileceğimiz ortamlar yaratırsak şayet çok çok önemli bunlar. İşte herkesin artık kolundaki saatler ya da cep telefonu adım sayacları. Bir baksak belki 450 adım, 500 adım ancak atıyoruz ki bunun en az 4000-5000 civarında olması lazım normalde ulaşımımızın yeteri kadar olması için.
kabızlık başa bela, bağırsakların düzene girmesi için. O nedenle aktiviteyi mutlaka öneriyoruz. Hareketli olmak lazım. Ama hangi saat aralığına gelince, birincisi yapın da ne zaman yaparsanız yapın. Aslında aman işte hafta sonu yapılan egzersizlerden mi sizinki, hiçbir işe yaramaz gibi bir takım köşe yazısı, makaleler, katılmıyorum, şerh koyuyorum. Yapın da hiç yapmayan birey gene sonuç alır. Azıcık harekete geçse bile. Bir merdiven inip çıksanız o bile çok kıymetli. Ama saat olarak da bazen çalışmalar var. Bunu denediğim hastalarım da oldu bu çalışmayı okuduktan sonra. Düzenini çok iyi yürüten hastama, dört hastama hadi spor saatinizi sabahtan şu aralığa alalım dediğimde gerçekten yağ yakımları artmıştı. Makalede şöyle geçiyordu. 15.30 ile 16.30 arasında yapılan fiziksel aktivitenin daha iyi yağ yaktığına dair yaklaşık 100 kişi üzerinde yapılmış bir çalışmaydı. Oranlar değişmişti. Denenebilir. Hani vaktim var, istediğin saate koyabilirim. Ne yapayım bu aktivitede? İşte ne, hangi saatte olsun derseniz böyle bir çalışma var. Ama illa o aralığa koyunu şart koşmayalım. Yapın da ne zaman canınız, haleti, ruhiyeniz buna izin verirse. Evet, teşekkürler. Peki bir şey daha soracağım. Bu bir arkadaşımın sorusu. Yemek yemek suçluluk duygusuna da neden oluyor bazen. Kimse görmeden hızlı hızlı böyle ağzımıza attığımız şeyler oluyor. Sonra bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Yemesen aklın orada mutsuzsun. Yesen bir huzursuz oluyorsun. Bunu niye yedim şimdi diyorsun. Yani bu kısır döngüyü nasıl bozabiliriz? Şimdi hocam bir kere o hani ilk sorunuzdaki gibi o an yedim de neyi yedim, kimi yedim ya da ben aslında fizyolojik olarak aç mıydım, değildim ama hala yiyorum. Oradaki o gelgitlerimiz birazcık da belki ruhsal olarak açıklanabilir. Zaten belki de yemeğe bunu yansıtan kişi o suçluluk duygusunu hayattaki her eyleminde de yaşayabilir. Ya bunu giyindim, yanlış mı anlaşıldım? İşte cinsel olarak da yaşayabilir, ruhsal süreçlerinde hep bir korku, kaygı hayatın belki her aşamasında olabilir. Bir kere öncelikle yemek konusunda özgür olup olmadığımı sorgulamam lazım. Özgür müyüm? Ha, sağlığım içinde o kadar da özgür değilim her şeyden öte. Kimin ne düşündüğünden çok benim için önemli olan bazen not alma çok işe yarıyor bunun için. Yedikleriniz saatlerle notlar şeklinde tuttuğunda, çünkü not alma çok ciddi bir tedavi yöntemidir. Sizin korktuğunuz rüyanızı bile nota döküyor olmanız sizi tedavi edici olabilir. Yemeği de nota dökmek veya şimdi sosyal medyanın desteğiyle fotoğraflar çok işime yarıyor. Ben insanlar zamanla yarıştığı için öğünlerini bazen onlara ispatlamak adına, bunun da nedenini söylüyorum, ben takip edeyim diye değil, kendileri gözlemlesin diye öğün öğün fotoğraf çektirip bana atmalarını istiyorum. Akşam toplam 6 öğün yediyse 6'sını birden atarak yürüttüğüm bir sürü danışanım var ve orada fotoğrafı gördüğünde kişi zaten ben yanlış yapmışım, bu hakikaten gün boyunca ne çok çöplük gibi tüketmişim diye tanımlar, bunların hepsi hastadan gelen tanımlar, yanlışa gidiyor yöntem. Düzeltmek için iyi bir farkındalık yaratıyor. Ben bunu ilk kez bir eskiden insanların elinde bu kadar görüntü çeken kameralar yoktu. Almanya'da yaşayan bir hastam vardı. Onun işte elinde kamerası vardı. Ondan rica etmiştim. Bir gün kendinizi kameraya çekin. Hatta izlemeyin, getirin birlikte izleyelim diye. O çok hızlı yiyordu. Getirdiğinde birlikte izlediğimizde gerçekten koskoca iş adamı karşımda gözleri doldu ve ben nasıl yiyorum? Çünkü ilk başta böyle lordlar kamerasında inanılmaz asil bir şekilde yemeği, sonra farkına var, ekmeği alıp ısırışı, koparışı, farkındalığımızı arttırma yöntemi bir sürü var. Kendinizi yeme konusunda ya ben aslında eleştirel şeyler yapıyorum herhalde diyorsanız bir kamerayı alın bakalım. Yemek boyunca sizi çeken bir kamerayı ayarlayın, sonra izleyin. Mesela ben kendimi düzene koymak adına yaptığım programları izlerim. O beni çok güzel, aa şurada şu hatayı yapmışım, şimdi bunu yapmamalıyım gibi düzene koyar. Yemekte de bunu yapabilirsiniz. Yediğinizi, içtiğinizi sorgularken hızlı mı yiyorum, tüketimlerim yanlış mı? Kamera çok iyi işe yarar. Önerimdir.
Peki. Şimdi izleyicilerimizin sorularına geçiyorum. Buyurun hocam. Aromaterapi yağlarının iştah ve insülin direncini kontrol etme konusunda ne düşünüyorsunuz? Limon ve devamını göremedim ama. Siz konuyu biliyorsunuzdur, ben bilmiyorum. Ben de açıkçası kullanmıyorum, önermiyorum. Bir takım ürünlerle